Arkadaşlar selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir ürün tanıtım videosu ile karşınızdayım. Bugünkü ürünümüzün adı Craft Otomatik Salıncak. Biliyorsunuz ki ben bir önceki videoda hamile olduğumu söylemiştim. Halihazırda 7 aylık taze bir anne adayım. Bu sebeple de yavaş yavaş da olsa artık bebek ürünlerini almaya başladık. Araştırmalarımızı da tamamladık sayılır. Hem bu bilgilerden size de bahsetmek istiyorum hem de kendim de faydalandığım için sizlere faydalı olacağını düşündüm. Bu yüzden böyle bir video çekiyorum. Umarım verimli bir video olur diyorum. Şimdi başlayabiliriz. Kısaca ürün hakkında bir bilgi vereceğim. Neden bunu tercih ettik? Dediğim gibi otomatik salıncak. Kendi kendine sallanabiliyor. Kademeli olarak artırabiliyorsunuz. Müzik, şarkı, bir ton seçeneği var. Bunlardan da bahsedeceğim. Ama öncelikle dediğim gibi kendi kendine sallanabilme özelliği benim için çok önemliydi. Çünkü işlerimi yaparken aynı zamanda da bebeğimin karşımda olup onu görebilmem benim için çok önemli. Uyuması için bu daha kolay olabilir diye düşündüm. Bu sebeple ben aslında bu ürünü tercih ettim. Tabii bunu bebek doğduktan sonra anlayacağız. Gerçekten de kabul edecek mi, etmeyecek mi? Fakat önceliğim otomatik salıncaktı benim. Dediğim gibi otomatik salıncak hem şarjla çalışıyor hem de kablosu var. Şarjlı olması çok iyi bir özellik çünkü bazen her zaman prize yakın yerlerde olamayabiliyoruz. Bu sebeple de pilli olması benim için büyük bir avantaj. Onun dışında arkadaşlar şimdi ilk kutuyu açtığınızda elinize gelecek malzemeleri ben size sayayım ki aldığınız zaman eksik parça çıktı mı vesaire diye buradan da kontrol edebilin. Öncelikle elimde zaten kullanma kılavuzu var. Kısaca bahsedeceğim. Ürünün parçaları tentesi, yani şurada gördüğünüz cibinlik gibi olan kısım. Oyuncaklar ve cibinlik. Oyuncaklar şu altta. Şöyle iki tane fil var. Yine ben size bunları detaylı çekerim. Ben şimdi buraya yerleştirdiğim için tam gösteremiyorum. Oturma ünitesi. Şurası. Alt tarafında alt iskeleti var, üst iskeleti ve şarj ünitesi dediğim gibi. Bir de uzaktan kumandası çıkacak arkadaşlar. Onun dışında ürün kurulumu gerçekten çok kolay. Yine size kısaca bahsedeyim. Şimdi ürün hakkında size kısaca bilgi vereceğim nasıl kurulduğuna dair. Burada oturmasını sağlayan iki tane ayak var. Bu ayağın sağ ve sol kısımlarında iki tane arkadaşlar vida var. Bu vidalar gevşek bir şekilde bırakılmış. Siz bu ayak parçalarını iskeletin içerisine sokarak tornavida yardımıyla sıkıyorsunuz. Ardından şurada gördüğünüz alt iskeletin üzerine şu büyük olan oturma ünitesini yerleştiriyorsunuz. Ardından bu üst üniteyi gördüğünüz alt üniteye klik sesi çıkana kadar bastırarak yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Zaten cibinliği ayrıca paketin içerisinden çıkıyor. Bunu da yine çok kolay bir şekilde alttan şöyle gösteriyorum. Üstüne geçiriyorsunuz. Yine içerisinde oyuncakları var. İki tane koymuşlar. Bu da çok kolay bir şekilde yerleşiyor. Ve tamamen aşağı kadar çekip kapatabiliyorsunuz. Ya zaten bu üstündeki oturma ünitesi hazır bir şekilde geliyor. Bunu sadece üstüne takacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Burada da emniyet kemeri var arkadaşlar. Böyle gösteriyorum. Şu şekilde bunları içerisine takarak klik sesi duyduktan sonra rahatlıkla çocuğunuzu oturtabilirsiniz. Şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Zaten klik sesini duyduğunuzda takılmış oluyor. Şu şekilde de kapatırsanız gayet güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu ürün hem oturma pozisyonuna gelebiliyor hem de yatma pozisyonuna gelebiliyor. Şu anda yatma pozisyonunda. Şu yanlarda gördüğünüz iki tane gri düğme olacak. Oraya basarak hem oturma yerine getirebiliyorsunuz şu şekilde. Yine aynı şekilde iki yandan basarak yatma pozisyonuna getirebiliyorsunuz. Yine bu şekilde cibinliğinde kapatıyorsunuz böyle. Gerçekten de çok tatlı gözüküyor. Şu şekilde elinizle yine döndürebilirsiniz. Şöyle. R
rahatlıkla bulunduğunuz tarafa doğru döndürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 360 derece dönebilme özelliğine sahip aynı zamanda. Şimdi ürünümüzün kablosunu takıyoruz fişe ve uzaktan kumanda ayarını inceleyeceğiz hep beraber. Arkadaşlar ürünümüzü şuraya takarak çalıştırabilirsiniz. Gayet de kolay. Şimdi bu üniteyi inceleyelim. Burada gördüğünüz açma kapama düğmesi. Buradaki ses ayarı. Bir üstünde de 5 kademeli hız ayarı var. Yine burada hız ayarlarını görebiliyorsunuz. 1'den 5'e kadar arkadaşlar. Burada da 15 dakika, 30 dakika ve 60 dakika olarak çalıştırabiliyorsunuz. Zaman göstergesi ışığı var burada. Ardından 3 kademe zaman ayarı, hareket düğmesi ve 12 farklı şarkı seçeneği bulunuyor. Şimdi isterseniz çalıştıralım. Yeşil yandığında başlamış oluyor ve bir de şarkı açalım diyorum ben. Buradan sesi yükseltebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı bir sürü şarkı var. Yine buradan sesini yükseltip alçaltabilirsiniz. Buradan açıp kapatabileceğiniz gibi aynı zamanda uzaktan kumandayla bu işlemlerin hepsini yapabilmeniz mümkün arkadaşlar. Şöyle detaylı çekelim ve uzaktan kumandayla şimdi otomatik sığınacağımızı çalıştıralım. Arkadaşlar otomatik kumandamızın içerisinden pil çıkıyor bu arada. Yani pil almanıza gerek yok. Şimdi açma kapama düğmesine basıyorum ve ardından harekete başlatıyorum. Şu anda 1'e basarak birinci kademede çalıştırdım arkadaşlar. Şuradan da görebilirsiniz birinci kademede olduğunu. Şimdi ikinci kademeye geçiyorum. Yavaş yavaş kademesini yükseltiyorum. Şu an 3'teyim. Şöyle yandan çekersem sizin için daha iyi gözükecektir. 4'e alıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlandı. Ve son olarak 5. kademedeyim şu anda. Gayet de yeterli bir seviyede. Hali hazırda şu anda sallıyor. Bir de güzel bir şarkı açalım. Burada gördüğünüz A'ya tıklayarak yine başa getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendini 3'e aldı ve durdurdu. Hemen tekrardan 5'e alalım. Şu şekilde basıyorum. Ve 5. ayara geri geldi. Yine en hızlı derecede sallanmaya başlıyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Biraz da olsa aklınızdaki soru işaretlerini cevaplamışımdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.